Merhaba arkadaşlar, ben Türkay Aktekin. Bugün size PRS'in SE Custom 24 modeli gitarı tanıtacağız. Bu elimde görmüş olduğunuz gitar. Gitarımızın önce teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ondan sonra da teker teker seslerine bakacağız. Arkadaşlar, gitarımız standart PRS formunda ve en çok kullanılan ağaç modelinin formuna sahip. Nedir? Şöyle yakından da göreceksiniz. Flame Maple Top, yani üst kapağa sahip. Oldukça kalın bir maple kullanılmış. Gayet kaliteli bir ağaç. Arka tarafında ise Mahon ağacı kullanılmıştır. Zaten Mahon ve Maple'ın beraber kullanımı birçok gitarda da görülmektedir. Bu gitara oldukça dengeli bir ton sağlıyor. Renk olarak amber rengi dediğimiz bir renge sahip gitarımız. Klavye bölümüne geldiğimiz zaman klavyemizin ön tarafı, yani fingerboard'u, gül ağacından yapılmıştır. Arka taraf yine Mahon ağacından kullanılmış. Manyetik formuna baktığımız takdirde burada iki humbucker görmekteyiz. Switch olarak 3 yollu switch kullanılmış. Bunları zaten biliyorsunuz, en alttayken bridge manyetiği, orta pozisyonda iki manyetik beraber, en üst moddayken de neck manyeti dediğimiz üst manyetik devrededir. Bir volüm, bir ton düğmesi mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi. Volüm düğmesi oldukça iyi bir yere konumlanmış. Tam elinizin altında. Volüm kontrolünüz burada. İstediğiniz şekilde, istediğiniz zaman müdahale edebileceğiniz bir modda. Switch de aynı şekilde ani değişikliklerde tam elinizin altında bulunmakta. Gitarımızın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ekstra olarak volüm potu, özellikle ton potunda şöyle bir özellik var. Ton potunu çektiğiniz takdirde push pull pot kullanılmış. Çektiğimiz zaman manyetiklerimiz single moda dönüyor. Humbucker'dan single'a dönüyor. Böylece ekstradan 3 tane daha ton elde etmiş olabiliyorsunuz. Bunu çektiğiniz takdirde en alttayken bu manyetik single çalışır. Bir üstte aldığınız zaman iki manyetik single modunda çalışır. En üstte aldığınızda da neck manyetiniz single modda çalışır. Böylece normal pozisyonda ek olarak 3 adet daha ton elde edebiliyoruz. Single olduğu zaman manyetiklerimiz biraz daha yumuşak, biraz daha bluesy veya crunch tonlarda biraz daha kırçıllı ton elde etmiş bulunmaktayız. Elde edebiliriz. Köprü olarak PRS'in kendi ürettiği köprüler kullanılmaktadır. Tremolo kolumuz mevcut. Oldukça rahat, konforlu bir köprü. Diğer kafa kısmına baktığımız zaman, head kısmında yine PRS'in kendi ürettiği, kendine ait olan kulaklar kullanılmaktadır. Bu şekilde. PRS'in gitarlarında kendi manyetikleri kullanılmaktadır. PRS'in kendi ürettiği manyetikler kullanılmaktadır. Oldukça başarılı manyetikler, her tarz müziği yapabileceğiniz kalitede manyetikler. Tabii ki isterseniz kendiniz modifiye edebilirsiniz, manyetikle değiştirebilirsiniz ama hiç gerek kalacağını sanmıyorum. Birazdan sesini duyacağız zaten. Oldukça bütün tarzlara cevap veren manyetiklere sahip gitarımız. 24 perde olarak tasarlanmış bir model. Zaten o sebepten dolayı adı Custom 24. 24 perde ve 25 inç tel boyuna sahip. Klavyesi oldukça rahat, ince bir klavye. C sharp diye de tabir edebiliriz. Gayet rahat bir formu var. Avuca güzel oturuyor. Bu şekilde. Şimdi biraz da sesini kontrol edelim. Bakalım nasıl duyulacak. Şimdi gitarımızın clean tonlarını kontrol edeceğiz hep beraber. Önce bridge manyetinden başlıyoruz. Köprü manyetinden başlıyoruz.
biraz önce dediğim gibi ton potansında mevcut olan push-pull sayesinde, push-pull özelliği sayesinde bunu çekip single moduna geçebiliyoruz arkadaşlar. Bu size bir nevi strat tonlarını kazandırabiliyor. Stratocaster tonlarını kazandırabilir. Şimdi orta pozisyonu alıyoruz, ikinci pozisyonu alıyoruz ve iki manyetimizin sesini kontrol ediyoruz. Aynı şekilde bunları da single alalım. Bakalım nasıl bir ton bizi bekliyor. Oldukça farklı tonlar elde ediyoruz arkadaşlar. Ve geldik neck manyetine. Yine aynı şeyi çalacağım. Net bir şekilde anlayalım diye. Şimdi sap manyetimizde push pull özelliğinin nasıl duyulduğuna bakalım arkadaşlar. Evet, duyduğumuz üzere oldukça farklı karakterlerde tonlar elde edebiliyoruz. Yani bu gitarda iki manyetik olmasına rağmen push-pull özelliği sayesinde 6 farklı ton elde edebiliyoruz. Single'larda gayet başarılı, oldukça strata yakın tonlar veriyor. Ve birçok tarz için gayet yardımcı bir özellik. Şimdi de gitarımızın overdrive tonlarında nasıl sonuç verdiğine bakalım.
Biraz önce de dinlediğiniz üzere gitarımızın hem kendi manyetiklerin özellikleri hem de push-pull özelliği sayesinde çok farklı tonlar elde edebiliyoruz. Biraz Strat, biraz Tele, biraz Gibson ama ne olursa olsun tamamen PRS. Kendine özgür bir sound'u var bu gitarın. Kullanılan malzemeler gayet iyi. Dediğim gibi gövde ağaçlarının maple ve mahogany birleşimi gayet derli toplu, güçlü bir sound vermekte gitara. Klavyesi çalım amacı olarak çok çok rahat bir klavye sahip. Çok konforlu bir gitar. Birazdan size bir parçayla beraber daha net tonları duyurabileceğiz. Biraz kısa bir geçiş yaptık manyetikler arasında, tonlar arasında. İmkanı olanlar mutlaka bu gitarı denemeli arkadaşlar. Oldukça keyifli, çalması çok keyifli. Çok eğlenceli bir gitar. Birazdan bir parçayla daha da net duyacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gitarteknikleri.com'da kalın. Hoşça kalın.